Güzel olmuş. Böyle etkileyici bir derinliği var. Bir şaheser olabilir. Allah Allah. Eskiden işsiz güçsüz ressamdık. Hayırdır? Can, utandırıyorsun beni. O zamandı. Ciddiyim ama bak, sen yurt dışında güzel işlere imza atabilirsin. Kariyerini bu şekilde yönlendirsene. Abartma canım. Gerçi gideceğiz Amsterdam'a, fırsat. Öyle çok da heyecanlanmıyorum açıkçası. Ya bunun pazarlamayla da çok alakası var ama. Bak ne diyeceğim ben sana. Ben şu senin Amsterdam'daki sergine ciddi bir destekle bulunmak istiyorum. Ne gibi? Can, karşında bir Tunalı var, lütfen. Hollanda'daki arkadaşlarımı arayacağım, mail atacağım seninle ilgili. Birkaç tanesi zaten sanatla ilgileniyor. Kesin gelip destek verirler canım, muhakkak yani. Ondan sonra yabancı basında seninle alakalı bir takım yorumların, eleştirilerin çıkmasını sağlayacağız. Yapacak çok iş var. Bak heyecanlandım ama ha. İnan bana Can, sergiden ellerin boş ama ceplerin dolu döneceksin. Sağ ol be. Ay Fırat, of çok güzel burası. Vallahi kızımızla ilk kahvaltımızı güzel bir yerde yapalım istedim. İyi yaptın. Ya Fırat düşünsene, 9 ya da 10 ay sonra bizimle burada oturuyor olacak. İnanabiliyor musun ya? Yani böyle pusetinde ya da yanımızda, inanamıyorum. Ben her şeyi doğru yapalım istiyorum Nalan. Ona çok güzel bir dünya kuralım, aile kuralım. Bizim büyürken bulamadığımız aileyi, harika bir aile verelim ona. Ya ben biraz korkuyorum aslında Fırat. Yani biz böyle yoksunlukla, özlemle falan büyüdük ya. Acaba böyle üzerine çok düşüp delirtir miyiz çocuğu? Yok ya, niye delirtelim ki? Araştıralım, okuyalım. Yani gidelim danışalım, yani uzmanlarla paylaşalım biz bu konuyu. Ya tabii araştıracağız, araştıracağız. Sonra ilk yaygarayı bastığı zaman o okuduklarımızın hepsini unutacağımızı biliyorsun değil mi? Hı? Yok ya, niye ağlayacakmış benim kızım? Yani nasıl? Kızım yani ağlamaz o. Ağlamaz. Hiçbir zaman ağlamaz. Nasıl? Ne yapacak? Böyle beşiğinden ciddi ciddi. Babacığım karnım çok aç. Mama verir misin ama ılık olsun mu diyecek? E tabii sen kardeşlerinle büyüdün ya. Konuş bakalım. Ye sen şimdi beni tek çocuğum diye. İç bakayım kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Fırat'cığım şu kızıma bir son verebilir misin lütfen? Tamam. Oğlum gitsin o zaman. Teşekkürler. Çekil. Bir 78. Lan ne bir 78'i? Ben daha uzunum ya. Ver şunu, yanlış ölçüyorsun. Gerizekalı ya. Sensin gerizekalı ya. Ne yanlış ölçecekmişim ben? Sen de gördün. Hem devede de boy var ama... Ama çarpacağım şimdi ha. İddiaya var mısın? Ne iddiası? Bir ayda hangimiz daha fazla uzayacağız? Niye böyle bir şeyin iddiasına gireyim ki? Çıkarım ne olacak benim? Eğer ki ben kazanırsam bir hafta boyunca her istediğimi yapacağım. Eğer ben kazanırsam da sen de benim kölem olacaksın. Anlaştık. Anlaştık. Bir ay sonra görüşürüz. Abla durduk yere niye kaşındın sen şimdi? Ya az uzarsan ondan? Vallahi yeminle seni kölesi yapar, canını okur. Ben bir şey biliyorum değil mi Şadiye? Abla ne yapıyorsun orada? Sus kız, sen git kapıyı kolla. Abla bak vallahi anlar. Şadiye, sen bir şey söylemezsin hiçbir şey anlamaz. O zaman ne yapacağız? Kapalı tutacağız. Bilmem artık. Neyi bilmiyorsun kız? Abla biliyor musun? Buralar canım o kadar çok kurabiye çekiyor ki. Hani şu pastanede olan çikolatalı. Eğer ondan alırsan susabilirim. Rezil seni, rüşvetçi. Ya bak söylerim abime, bir de üstüne dayak yersin. Abladan rüşvet ist. Al, ninem gibi vermişti zaten bana. Gittin ya zıkkımlanıyorsan zıkkımla. Sana da alayım mı? Bak ben sana almayı şimdi göstereceğim Şadiye. Terbiyesiz. Abladan hiç param mı alınırmış? Kölem yapacağım seni, kölem.
Abi, ne yapıyorsun sen burada? Lan, uyumadın mı sen daha? Şişeye kalktım da. Yoksa öyle mi yapıyorsun? Ablamın boynunu mu değiştiriyorsun? Kes sesini lan. Duyacak şimdi. Susmam istiyorsan şartlarım var. Lan ne şartı? Kırarım kafanı bak senin. Yoksa söylerim ablam, boynu değiştirdi derim. Tamam lan, tamam. Ne istiyorsun? Vallahi biliyorum abi, buralar canım o kadar çok döner çekiyor ki. Hani bizim okulunlarda İbrahim amca var ya. Yarın oradan bana döner alırsan bu gece alanları unutabilirim. Ama almazsan ablama böyle böyle anlatırım. Zıkkımın kökünü ye. Tamam, tamam alacağım. Yat sabır hadi. Sessiz ol, yürü git. Yürü git yat. Kız, Şadiye. O döner ekmeği kim aldı ha? Abim aldı. Ah, neden? Söyleyemem. Niye söyleyemiyorsun kız? Aramızda gizli saklı mı var Şadiye? Söz verdim. Şadiye, söyle diyorum sana hadi. Bunlar varmış. Şadiye, söylesene hadi. Ya, abim dün gece yatağından kalkıp senin boy ölçülerini değiştirdi. Pis alçak. Benden duymadın ama tamam mı? Neyi benden duymadın kız? Abi, sen neden hile yapıyorsun ha? Neden benim boy ölçümü değiştiriyorsun? Lan o kadar rüşvet aldın. Hani suçacaktın sen? Bir de rüşvet mi aldın Şadiye? Ama sen sanki hiç hile yapmadın. Ne hilesi? Sen dün yokken ablam senin boy ölçünü değiştirdi. Şadiye, kapa çeneni diyorum sana. Vay. Demek hile yaptınız Narin Hanım. Sen de yaptın. Ama asıl konumuz o değil abi. Asıl konumuz Şadiye'nin bizi kandırması. Ne bakıyorsunuz bana öyle ya? Buraya gel, o dönerin parasını vereceksin bana. Yani Şadiye, seni yakalarsam var ya, çok fena yapacağım. Ya, ya gelmeyin diyorum. Buraya gel! Şadiye gel diyorum sana! Gel buraya, gel buraya! Şu ev olayını da halledelim artık, aceleye gelmesin. Sonrası senin için daha yorucu olabilir. Tamam Fırat, ben şöyle kocaman geniş bir bahçe istiyorum tamam mı? Hem oğlan da top oynar. Kızım da köpeklerle oynayacak. Bak seninle bir anlaşma yapalım. Ha. İlk çocuk erkek olsun, sonra kız olsun hem sahip çıkar oğlan kıza. Olmaz mı? Mesela ben hep ablam olsun istemişimdir. Çok normal. Anne ilgisine muhtaç büyüdün o yüzden. Ben seninle ilgilenirim aşkım. Ne olur oğlan olsun şu çocuk. Ha? Peki. Seni kıracak halimiz yok ya. Ed olsa hamilesin değil mi? Ha? Şöyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.